12- Develer genelde ağır olurlar. Binaenaleyh bu kıvılcımları develere benzetmek, bunlardan her birinin, sayısını ancak Allah'ın bilebileceği kadar çeşitli ağır belalar olduğuna dikkat çekmektedir. Dolayısıyla sanki, bu kıvılcımlar, tıpkı çeşitli bela ve sıkıntılarla dopdolu olan develer gibidirler, denilmek istenmiştir. Halbuki bu mana ve incelik, onları çadırlara benzetmede mevcut değildir. Binaenaleyh bunları develere benzetmek daha tam ve daha mükemmel olmuş olur. Bil ki bu izahlar, bir anda aklıma peş peşe geliverdi. Şimdi, daha fazlasını istemek için Allah'a yalvarıp yakarsaydık, o bize verirdi, yani fazlı ve rahmetiyle bize bir şeyler nasip ederdi. Fakat bu iki benzetmeden hangisinin daha tercih eşayan olduğu hususunda, yaptığımız izahlar yeter. Bunlardan fazlası, itnab, lüzumsuz yere sözü uzatma sayılır. Allah en iyi bilendir. Özrün dinlenmeyeceği gün 35. Ayetin tefsiri için bak 37. 36. Ayetin tefsiri için bak 37. 37. Bu, konuşmayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmeyecek ki özür dilesinler. Yalanlayanların o gün vay halini. Ameş, buradaki yevim, gün kelimesini mansub, üstünlü okumuştur. Buna göre mana, size anlatılan bütün bu şeyler, o gün başınıza gelecek, şeklindedir. Bil ki kafirlerle ilgili tehditlerden altıncı çeşitte bu ayetlerin ifade ettiği husustur. Çünkü Allahü Teala, onların, yaptıkları kötü işleri için bir mazeret ve delilleri olmadığını, dolayısıyla o azabı savuşturmayacakları, derken orada onlar için, şöyle çeşitli azabların hep birlikte yapıldığını beyan buyurmuştur. A. mahcub olma azabı. Çünkü onlar, şahitlerin, bütün insan ve cinlerin, huzurunda rezil ve rüsvay olacaklar ve bütün kusurları ayıpları ortaya çıkacak. Aklı selim sahibi herkes, mahcup olma azabının, kılıçla öldürülmekten ve ateşte yakılmaktan daha çetin ve zor olacağını bilir. B, kaçak bir kölenin, sahibinin kapısında beklemesi ve sonunda onun eline düşmesi hem de yakalanması öyle bir vaziyette olmaktadır ki o, benim huzurumda söz, hüküm, değişmez, kaf, 29, diye kestirip atmıştır ve onun yalan söylemesi de imkansızdır. C, bu kimse, o durakta, kendileriyle alay ettiği ve önemsemediği hasımlarının, mükafat elde ettiklerini ve kendilerine saygı gösterildiğini görür. Ama kendisinin de rezilliği ve ilahi cezayı hak ettiğini anlar. İşte bütün bunlar, manevi ruhani azabın üç çeşididir. Dördüncü azap ise, maddi olandır. Bu da, onların cehennemi ve onun dehşetini görüp yaşamalarıdır. Bunlardan Allah'a sığınırız. Binaenaleyh bu kimseler hakkında, işte bu tür azablar, hatta künhünü ancak Allah'ın bilebileceği türden azablar bir araya gelince, Allahü Teala bu kimseler hakkında, yalanlayanların o gün vay halini buyurmuştur. Ayetle ilgili iki soru. Ayetle ilgili olarak şöyle iki soru var. Birinci, ahirette yalan söylemek mümkün mü? Birinci soru, Hak Teala'nın, bu, konuşamayacakları bir gündür, ifadesiyle, şüphesiz siz, kıyamet gününde, Rabbinizin huzurunda davalaşırsınız, onlar derler ki, Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değildik, Enam, 23, ve onlar Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler, Nisa, 42, ayetleri nasıl birleştirilebilir? Rivayet olunduğuna göre bu soruyu Nafi b. ElEzrahi b. Ne Abbas radıyallahu anh -h, sormuştur. Buna şu şekillerde cevap verilebilir. 1. Hasan El Basri ayette mahzuf bir şeyin olduğunu ve takdirinin bu kendisinde hücret ve delil ile kavuşamadıkları ve kendilerine mazeret beyan etme izni verilmediği bir gündür şeklinde olduğunu söylemiştir. Çünkü onların yaptıkları bütün bu işlerinde geçerli bir mazeretleri olmadığı gibi, verebilecekleri doğru bir cevapları da yoktur. Binaenaleyh bunlar, sapa sağlam bir hüccet ve doğru cevaplarla konuşamadıklarına göre, sanki konuşamamışlardır. Çünkü bir şey ifade etmeyen bir takım şeyler söyleyen kimse, sanki hiç konuşmuyor gibidir. Bunun bir benzeri de, herhangi bir manası olmayan bir takım sözler mırıldanan kimseye, sen bir şey söylemedin ki, denilmesidir. 2. Ferah şöyle demiştir: Hak Teala bu ifadesiyle dillerinin tutulup o anda konuşamayacaklarını kastetmiştir. İşte bu kadar bir vakitte, kısa zaman için onlar konuşamazlar demektir ve bu tıpkı "falanca geldiği gün sana geleceğim" denilmesi gibidir. Buradaki gün ile falancanın geldiği an manası kastedilmiştir. Yoksa günün bütünü kastedilmemiştir. Çünkü bu gelme işi kısa bir süre içerisinde olur bütün günü kapsamaz üç konuşamayacaklar ifadesi mutlak genel bir ifadedir mutlak ne vakitler hususunda genellik ifade etmezler bunun delili ise şöyle diye bitmendir falanca hiç konuşmaz dersin bu konuşmama durumunun bazı şeyler konuşmama ile hiçbir şeyi konuşmama arasında müşterek bir noktadır aynı şekilde yine sen falanca şu anda konuşmuyor dediğin gibi, falanca kesinlikle konuşmaz, da dersin ki bu, konuşmama halinin devamlı ve muvakkat olması bakımından müşterek bir haf olduğunu gösterir. Durum böyle olunca da, konuşamayacaklar, ifadesinin doğru olması için, bazı şeyleri, bir zaman için konuşamamaları yeterli sayılır ki bu, başka bir vakitte, başka şeyleri konuşabilmelerine ters düşmez. Şu halde, konuşamayacaklar, ifadesinin geçerli olabilmesi için, Onların sorulduğu anda mazeret ve sebepleri ileri sürememeleri yeterlidir. Yaptığımız bu izah akıl açısından ilk iki cevabın doğruluğuna da bir işarettir. Eğer bir kimse bugün konuşmayacağım diye yemin etse ama bugünün herhangi bir diliminde anında konuşsa yeminini bozmuş olur denilirse biz deriz ki yeminler örfe dayalı bir şeydir. Bahsettiğimiz şey ise, lafzın lafız olması açısından manasını incelemektir. 4. Bu ayet, cehennem bekçilerinin o kafirlere söylediği, Haydi üç kola, ayrılmış duman, gölgesine gidin, mürselat, 29, ifadesinin peşi sıra gelmiştir. Binaenaleyh onlar da bu söze uymuş ve o tarafa doğru gitmişlerdir. Buna göre sanki şöyle denilmek istenmiştir, onlar, dünyada iken taatla emrolunmuşlardı ama buna hiç iltifat etmemişlerdi. Fakat şu anda her şeyden zor ve mükellefiyeti yüklenmede nasıl itaatkar ve uyumlu olabildiler? Bu da şu manayadır, onlar dünyada iken çekişmeyi ve karşı çıkmayı bir tarafa bıraksalardı, şimdi böyle bir zor mükellefiyeti istemeye istemeye üstlenme ihtiyacını duymazlardı. Velhasıl, bu, konuşamayacakları bir gündür ifadesi bu konuşmama işinin o vakitte sınırlı olduğunu gösterir. Mutlak genel bir ifadeyi sözün başında geçen bir ifade ve sebeple kayıtlamak, kayıtlı saymak örten meşhur bir şeydir. Bunun delili ise şudur: Mesela bir kadın "Şu anda evden çıkmak istiyorum." dese, kocası da "Eğer çıkarsan boşsun." dese, kocanın mutlak ifadesi kadının başlangıçta söylemiş olduğu ifade ile kaytılanmış, sınırlanmış olur. Ayette de böyledir. Savunma hakkı verilmeyecek mi? İkinci soru, ayetteki, onlara izin de verilmeyecek ki özür dilesinler, ifadesi, onların bir mazeretleri olduğunu fakat bu mazeretlerini ortaya koymaktan engellendikleri vehmini verir ki böyle yapmak hakim Allah'a uygun düşmez. Buna şöyle cevap verilir, onların gerçekte bir mazeretleri yoktur. Fakat genelde kendilerine mazeret saydıktan bir takım bozuk ve yanlış hayaller kurarlar. Dolayısıyla da bu asılsız mazeretlerini söylemeleri için müsaade verilmez. Belki de bu asılsız mazeretleri, "Allah'ım, madem ki her şey senin kaza ve kaderin, ilmin, dilemen ve yaratmanla olmuştur. Öyle ise bunlardan ötürü niçin bana azap ediyorsun?" demeleridir. Fakat bu fasit bir mazerettir. Çünkü hiç kimse mülk sahibini mülkünde istediği ve dilediği gibi tasarrufta bulunmaktan engelleme hakkına sahip değildir. Buna göre şayet Cenab-ı Hak o peygamberlerden sonra artık insanlar için Allah'a karşı bir hüccetleri olmaması için Allah müjdeleyici ve uyancı olan nice peygamberler göndermiştir. Nisa 163 ve eğer biz onları peygamber göndermeksizin, bir azap ile yok etseydik, derlerdi ki, Ey Rabbimiz, bize bir peygamber göndermeli değil miydin? Taha, 134 buyurmamış mıdır? Bu gibi ayetlerin hepsinin maksadı, insan için hiçbir mazeret bırakmama olduğu açıktır. Farz et ki insanın, kıyamet günü böyle bir mazereti fasittir. Fakat onun bu mazereti anlatmasına müsaade edilip de, sonra bunun yanlışlığın için anlatılmamıştır denilirse, biz deriz ki, mazeretler ve inzarlar, dünyada söz konusudur. Bunun delili, bir özür ve inzar olarak, zikri ilka edenlere yemin olsun ki, Mürselat, 5 ila 6, ayetidir. Bunları yeniden tekrar etmenin faydası yok. Üçüncü soru, Cenab-ı Hak niçin, Fatır, 36, ayetinde olduğu gibi, burada da niçin? Dememiş, nünü düşürmemiştir. Cevap, Buradaki, fa, sadece atıf içindir. Dolayısıyla cümlesinin, bir cevap olduğunu kesinlikle ifade etmez, Bakara 245, Bakara 245, ayetindeki de böyledir ve hem merfu, hem mansub olarak okunmuştur matuf olduğu için merfu okumuştur. Çünkü eğer mansub okunacak olsaydı bu hiç şüphesiz onlara mazeret beyan etmeleri için izin verilmediğinden dolayı, mazeret beyanında bulunamadıkları zannını uyandırırdı ve bu da, Onların mazeretleri olduğu halde bunu ortaya koymaktan men edildikleri zannını uyandırırdı. Bu ise mümkün değildir. Bu fiil merfu okununca mana, onlara mazeretleri hususunda müsaade edilmediğini, onlar da kendilerine müsaade edilmediği için değil, aslında mazeretleri olmadığı için mazeret beyan etmediklerini ifade eder. Hem sonra bu fiilin merfu okunmasının bir başka faydası da ayet sonlarına uyum sağlamasıdır. Çünkü bu surede, bütün ayet sonları vavnün ile bitmiştir. Eğer bu, şeklinde okunacak olsaydı ayet sonları ile uyum sağlamış olmazdı. Baksana Hak Teala, Kamer suresinde halekeli olarak, Kamer, 6, buyurmuş ve kağıt hareketi olarak okunmuştur. Çünkü bu surenin ayet sonlarındaki kelimeler, böyle halekeli olarak gelmişlerdir. Ama bir talak suresinde aynı kelime, talak, 8, şeklinde sükun ile gelmiştir. Kıraat imamları bunlardan birincisinin harekeli, ikincisinin sükun ile okunması hususunda ittifak etmişlerdir. Sebebi ise, bu ayet sonlarının, kendinden öncekilerle muvafakat sağlamasıdır. Herkesin toplandığı hüküm günü 38. Ayetin tefsiri için bak, 40. 39. Ayetin tefsiri için bak, 40. 40. Bu, ayırt etme ve hüküm verme günüdür. Sizi de evvelkileri de toplamışızdır eğer bir hileniz varsa, bana hemen bu hileyi yapan yalan söyleyenlerin o gün vay halini. Bil ki bu, kafirlerle ilgili tehditlerin yedincisi olup, mahcup ettirmek, utandırmak suretiyle yapılan azablardandır. Ayetteki, bu fasi günüdür, cümlesine gelince, bil ki o günde şöyle iki çeşit mahkeme cereyan edecektir. Birinci çeşit, kulu ile Rabbisi arasında olan mahkeme. Bu Rab tarafını ilgilendiren kısımda, fasfa, yani ayırt etmeye ve hüküm vermeye hacet yoktur. Bu kısım, kişinin amellerine karşı hak ettiği mükafatları ilgilendiren kısımdır. İkab da böyledir. Fasla, kulları ilgilendiren kısımda ihtiyaç duyulur ki bu da, kulların yapmış oldukları o amelleri, itiraf edinceye kadar, üzerlerinde durulmasıdır. İkinci çeşit, kullar arasında olan mahkeme. Çünkü beriki diğeri hakkında, o bana zulmetti, derken, o da Beriki hakkında, mesela, o beni öldürdü, iddiasında bulunacaklardır. İşte bu gibi konularda mutlaka hüküm verilmesi gerekir. Ayetteki, sizi de evvelkileri de toplamışızdır, ifade, bu fasit, yani ayırt etme ve hüküm verme günüdür, cümlesini izah eden bir cümledir. Çünkü o, bütün mükellefler arasında ayırt edici bir hükmün verileceği bir gün olduğuna göre, mutlaka bütün mükellefiyetlerin bir araya getirilmeleri gerekir hele hele, herhangi bir şahsın gıyabında kendisi hakkında hüküm verilmesini caiz görmeyen kimselere göre, davalının mutlaka hazır bulunması gereklidir. Cenab-ı Hak daha sonra, eğer bir hileniz varsa, bana hemen bu hileyi yapın, buyurarak, onların çeşitli hile ve çarelerle, üzerlerindeki hakları, kendilerinden atmaya çalışacaklarına işaret etmiştir. Buna göre sanki, Şimdi burada, tuzak, hile, huda, işi ters gösterme gibi kötü işleri yapma imkanınız varsa, haydi yapın, demek istemiştir ki bu tıpkı, haydi o, Kur'an, suresinin bir benzerini getirin yapın, Bakara, 23 ayeti gibidir. Böylece o kafirler, çarelerin kalmadığı, işi ters yüz etmenin hiç mümkün olmadığını anlayacaklar. Binaenaleyh Allahü Teala'nın işte bu durumda onlara, Allah'ın, eğer bir hileniz varsa, bana hemen bu hileyi yapın, diye hitap etmesi, son derece mahcub edici ve azarlayıcı bir ifade olup, bu da psikolojik, manevi, türden bir azaptır. İşte bundan ötürü Cenab-ı Hak, bunun peşinden, yalan söyleyenlerin o gün vay halini, demiştir. Şirkten sakınanların ödülleri 41. Ayetin tefsiri için bak, 45. 45. Gerçekten takva sahiplen, gölgeler, pınarlar ve canlarının çektiği meyveler içindedirler. İşlemiş olduğunuz şeylere karşılık, haydi afiyetle yiyin, için. İşte biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yalan sayanların o gün vay haline. Bil ki bu da kafirlerle ilgili tehdit ve azabların sekizinci çeşididir. Bu böyledir. Çünkü dünyada iken müminlerle kafirler arasında alabildiğine bir husumet ve nefret vardır. İşte bu nefret ve husumet, kafirin müminin elinde, bir devlet ve güç görmesinden, kafire ölümü tercih edilecek bir şey haline getirmiştir. Binaenaleyh Allahü Teala bu surede kafirlerin üzerinde her türlü azap, rüsvaylık ve cezanın toplandığını beyan edince, bu ayette de müminler için çeşitli saadet ve ikamların birlikte bulunacağını beyan etmiştir. Öyle ki kafir, kendisine alabildiğine bir zillet, bir bayağılık, bir rüsvaylık ve bir hüsran içinde, karşı tarafı, yani müminleri de izzet, ikram, şeref ve itibar içinde görünce, hayıflanması ve pişmanlığı kat kat artar ve son derece üzülür. İşte bu da, manevi, psikolojik, türden bir azaptır. Bundan ötürü Hak Teala, bu ayetlerin sonunda da, yine, yalan sayanların o gün vay halini buyurmuştur. Bu ayetlerle ilgili birkaç mesele var. Birinci mesele, mükatit ve kelbi, ayetleri, müttakilerin kelimesi ile, şirk koşmaktan ittika eden sakınan, kimselerin kastedildiğini söylemişlerdir. Derim ki, bence bu görüş, karşı çıkılamayacak doğru bir görüştür. Bunun delili şunlardır. 1. Şirkten ittika eden, korunan kimse için, o, muttaki, bir denilmesi mümkündür. Çünkü, şirkten ittika etme, ifadesi iki kelimeden meydana gelmiş mürekkep, birleşik, bir mahiyettir, şeydir, a. İttika etmek. b. Şirk. Şu halde ikisi birlikte her nerede bulunursa, bu ikisini meydana getiren kelimeler de bulunmuş olur. Böylece hakkında, o şirkten ittika etmiştir, denilebilecek herkes için, o müttakidir. Denilebileceği de sabit olmuş olur. Bu konuda söylenebilecek en son söz şudur, bu ayet, tefsire göre, sakınılacak şey ne olursa olsun onlardan sakınan her bir kimse yaşamildir. Fakat bunun bu manada olması yaptığımız izahı zedelemez. Çünkü bütün küfür çeşitlerinden korunmayan herkesi tahsis yani istisna etmiş olur. Dolayısıyla bunlar dışında kalan şeyler hakkında bir hüccet olarak kalmıştır. Çünkü tahsis gören am, genel ifade tahsis gördüğü hususların dışında hüccet olmaya devam eder. 2. Bu sure başından sonuna kadar kafirleri inkarlarından ötürü azarlamaya ve onları korkutmaya dayanan ayetler ihtiva etmektedir. Binaenaleyh bu ayetin de bu maksat için getirilmiş olması gerekir. Aksi halde bu sure, nazmı ve tertibi bakımın bozuk olmuş olur. Nazm, yani ilgi ve irtibat bu vad, sırf imanları sebebiyle, müminler için olması halinde sağlanmış olur. Çünkü inkarları sebebiyle kafirlere yönelik tehditler daha önce geçince, küfürden caydırmaya bir sebep olsun diye, bu şeylerin, imanları sebebiyle müminlere vad edilen şeyler ile birlikte zikredilmeleri gerekir. O şeylerin, taatları sebebiyle müminlere vad edilen şeylerle birlikte zikredilmesi, bu nazma ve tertibe uygun düşmez. Anlattıklarımız ile, ayetteki, muttakiler, takva sahipleri, ifadesi ile, şirk ve küfürden korunan herkesin kastedildiği sabit olmuş olur. 3- Lafzı kamil olan, tam, manasına hamletmek daha evladır. İttika çeşitlerinin en kamil ve tamı ise, inkar ve şirkten ittika etme, korunmadır. Binaenaleyh muttaki lafzını bu manaya almak daha evla olur. Muminlere üç çeşit ödül. Allahü Teala, kafirleri üç kollu o gölgeye gönderince, buna mukabil müminler de üç çeşit nimet hazırlamıştır. 1. Muttakiler, gölgeler ve pınarlar içindedirler, ifadesinin anlattığı nimetler. Buna göre sanki, Cehennemliklerin gireceği gölge, gölgeleyici, yanmaktan ve susamaktan alıkoyucu değil. Ama muttakilerin gireceği göç, gerçekten ve yanmalarını giderecek tatlı su gözeleri vardır. Yanlarında da canlarının çektiği her türlü meyve var, denilmek istenmiştir. Cenab-ı Hak kafirlere, üç kollu o gölgeye gidin, deyince, muttakilere dö, afiyetle yiyin, için buyurmuştur. Binaenaleyh bu müsaade, ya arada hiç vasıta olmaksızın Allahü Teala tarafından söylenmiş olur ki bu ne büyük bir şereftir. Yahut da melekler tarafından, bir ikrarı olmak üzere söylenmiştir. Ayetteki, zadesi, kendisinde hastalık yapma, boğazda durma gibi özellikler bulunmayarak, sırf lezzetli olarak yiyin için, demektir. Yiyin, için, emri izin ifadesi midir? Alimler, ayetteki, yiyin, için, ifadesinin bir emir mi, yoksa bir tazim mi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir, Ebu Haşim, bu bir emirdir. Allah bu emriyle, onların yemelerini, içmelerini kastetmiştir. Çünkü onların sevinci, bununla artar. Onlar, Allahü Teala'nın, amellerine karşılık bir mükafat olarak kendilerine bunu verdiğini anladıklarında, Allah'a tazimleri arttığı gibi, bununla bizzat yeme ve içmelerini istediğini de anlamış olurlar, demiştir. Ebu Ali ise, bu bir emir değildir. Allahü Teala bununla, ikramı kastetmiştir. Çünkü emir nehi, ancak mükellefiyet zamanında, yani dar ı dünyada söz konusudur, ahirette olmaz, demiştir. Cennet amel karşılığı mı? Amel, ibadet, mükafatı gerektirir. Allahü Teala'nın bu mükafatı vermesi vaciptir, diyenler, ayetteki işlemiş olduğunuz şeylere karşılık. ifadesinin ba, karşılık edatına tutunmuşlardır. Ama bu zayıftır. Çünkü buradaki, ba, izafet içindir. Cenab-ı Hak bu ameli, o mükafatın bir alameti işareti kılınca, bu ameli yapmak, o mükafatı elde etmeye ulaştıran bir alet gibi olmuş olur. Ayetteki, şüphe yok ki biz, iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız, ifadesinden, kafirlerin elde edemeyeceği bu muazzam nimetleri onlara hatırlatmaktır. Böylece onlar, eğer dünyada iken muttaki ve muhsinlerden olsalardı, işte böyle güzel mükafatlar elde edeceklerini, bunu yapmadıkları için, içine düştükleri o azaba düştüklerini anlayacaklar. Kafirlerin dünyadan azıcık yararlanması 46. Ayetin tefsiri için bak, 47. 47. Yayın ve biraz faydalanın, bakalım. Şüphesiz siz mücrimlersiniz, yalan sayanların vay o gün halini. Bil ki bu da kafirlerle ilgili tehditlerin dokuzuncusudur. Hak Teala adeta kafire, dünyada iken şöyle demektedir, vasfettiğimiz o afet ve belalara, açıkladığımız o sıkıntılara kendini maruz bırakman, sırf dünya zevklerine düşkünlüğün, onun güzelliklerine olan arzun sebebiyle olmuştur. Fakat ne var ki dünyadaki lezzetler o büyük sıkıntılara kıyaslandığında pek azdır onların peşine düşmek, öldürücü bir zehir bulunan bir lokma tatlıyı yemek gibidir. Çünkü o bir lokmayı yemek isteyen ve öğüt verenlerin öğütlerine kulak asmayan kimseye, bunu ye. Ama bundan sonra vay halini. Çünkü bu sebeple sen de ölüp gidenlerden olacaksın, denilir. Bu, heme kadar lafzan bir emir gibi olsa bile, manaca alabildiğine bir nehi, birçok etkili bir sakındırmadır. Rükü emrini ifa edemeyecekler 48. Ayetin tefsiri için bak, 49. 49. Onlara, hükû edin, denildiğinde, hükû etmezler. Yalan sayanların o gün vay halini. Bir ki kafirlerle ilgili azap ve tehditlerin onuncu çeşidi de budur. Buna göre onlara adeta, farz edin ki sizler dünyayı ve lezzetlerini seviyordunuz. Fakat yaratıcınıza hizmetten yüz çevirmeseydiniz, aksine ona boyun eğseydiniz. Çünkü eğer iman edip, İmanınızın yanı sıra dünyevi lezzetleri isteme ve çeşitli günahlar işleme durumunda kalsaydınız, cehennem azabından kurtulma ve mükafat elde etme ümidiniz olurdu, denilmek istenmiştir. Nitekim Hak Teala, şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında kalan şeyleri ise, dilediği kimseler için bağışlar, Nisa, 48 buyurmuştur. Ama bu kafirler, böyle yapmamış, Allah'a itaata boyun eğmemiş, cehaletleri, inkarları ve kendilerini o büyük azaba duçar etme hususunda ısrarlı olmuşlardır. İşte bundan ötürü Hak Teala, yalan sayanların o gün vay halini buyurmuştur ki bu da, kendilerini hem dünyevi hem de uhrevi iyilikleri birlikte bulunduran bu güzel şeylere sevk eden o peygamberleri yalanlayanların vay halini demektir. Bu ayetle ilgili birkaç mesele var. Birinci mesele, İBN Abbas, radıyallahu aneh, onlara, rükû edin denildiğinde, rükû etmezler, ifadesiyle namaz kastedilmiştir, demiştir ki, bu, açıktır. Çünkü, rükû, namazın rükünlerindendir. Böylece Allahü Teala, o kafirlerin vasıflarından birisinin de, namaza çağrıldıklarında, namaz kılmamaları olduğunu beyan etmiştir ki, bu, kafirlerin, İslam'ın fürû ve ameli hükümleriyle de mükellef ve muhatap olduklarına, iman etmemeleri sebebiyle, kafir iken zem ve ikaba müstahak oldukları gibi, namaz kılmamaları sebebiyle, zem ve ikaba müstahak olduklarına delalet eder. Çünkü Allahü Teala, kafirleri, kafir iken namaz kılmayışlan yüzünden de tenkit etmiştir. Diğer bazıları da, Buradaki hüqu sözü ile Allah için huşu ve huzur kastedildiği ve onun dışında kalanlara ibadet edilmemesi gerektiğinin kastedildiği söylenmiştir. Emir vücub ifade eder. Emrin vücub ifade ettiğini söyleyenler bu ayetle istidlal ederek şöyle demişlerdir. Allah bunları emrolunduları şeyleri terk etmeleri yüzünden terk etmiştir. Binaenaleyh bu mücerret emrin vücub ifade edeceğine delalet eder. Buna göre şayet, onlar kâfir idiler. İşte, küfürleri yüzünden Allah onları zemmetmiştir, denilirse, biz deriz ki, Allah onları, küfürleri yüzünden pek çok şekilde kınamıştır. Ancak ne var ki, Allahü Teala bu ayette onları, emrolunduklan şeyleri terk etmeleri yüzünden kınamıştır. Böylece biz, emredileni terk etmenin caiz olmadığını anlamış oluyoruz. Kur, ana da inanmazlarsa daha neye inanırlar? 50. Artık bundan sonra hangi şeye inanacaklar onlar? Bil ki, Allahü Teala, bu surenin başından buraya kadar, bahsettiğimiz kafirleri, bahsettiğimiz on tür tehdit ve azap ile küfürden vazgeçirmek isteyip, tefekkür ve istidlil ile hak dine sımsıkı sarılmaya teşvik edince, sureyi, kafirlerin bu haline şaşmaya çağıran bir tiyaksüp ifadesi ile bitirmiş ve, onlar, bu latif, güzel delilleri, bunca açıklığına ve vuzuhuna rağmen tasdik etmediklerine göre, artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? Demiştir. Kur'an muhtısır, iddiasına cevap. Kadi, bu ayetin, Kur'an'ın muhtıs olduğuna delalet ettiğini, zira Cenab-ı Hakk'ın, Kur'an'ı, hadis, diye nitelediğini, hadisin ise, kadimin zıddı olduğunu, zıt olan şeylerin ise bir arada bulunamayacaklarını, Kur'an, hadis, olunca da, kadim, olmaması gerekeceğini söylemiştir. Alimlerimiz, bundan muradın, bu lafızlar olduğunu, yani bizlerin Kur'an ayetlerini telaffuz etmemiz olduğunu, bu lafızların muhtıs olduğunda ise herhangi bir ihtilafın bulunmadığını söylemişlerdir. Her şeyi en iyi bilen Allah'tır. Hamd, alemlerin Rabbine olsun, salat-ü selam da, Peygamberlerin Efendisi Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, onun aline ve ashabına olsun, amin. 78 Nebe Nebe Suresi 40 ayet olup, Mekki'dir. 1. Ayetin tefsiri için bak, 3. 2. Ayetin tefsiri için bak, 3. 3. Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar?